bir yapı. Papa'nın son bir yılda söylediği iki tane önemli söz var bana göre. Aynı şeyi söyledi. Bu Papa, 2,5 milyon Hristiyan'ın başındaki adam. Dedi ki şeytan yaşıyor, ismi cismi var dedi. Dolayısıyla burada Lüsiferyen bir sistem var. Alaska'da, şimdi buraya girdiğimizde konu dağılıyor da. Hocam şu ama şeytanın görevine söyleyeyim, gelmesi hayır bir bakın, söyleyin ya, Alaska, dağılmadan. Bak Lüsiferyen sistemi çözmeden mümkün değil. Papa bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Alaska'da, Amerika'da Yani eyalet... şeytan Alaska'da mı yaşıyor? Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Sizin söylemeniz bizim için daha inandırıcı. Papa'ya inanmam. Yani buyurun o yüzden. Şimdi Alaska'da eyalet meclisi şeytana dua ederek açıldı. Hadi bir nasıl yani? Evet. Bu Google'a girin bakın. Ben giriyorum şimdi. Hemen girin bakın. Alaska'da eyalet meclisi şeytana... Şeytana dua ederek açıldı. 2015'te Detroit 3 metrelik bir şeytan heykeli yapıldı. 30 Ağustos'ta da yani Ağustos'un sonunda da Amerika'da Arkansas'ta galiba... Eyalet meclisinin karşısında bir şeytan heykeli dikildi. Batı'da başka şeyler oluyor. Biz burada bunları konuşmuyoruz ama... Satanizme mi bağlıyorsunuz her şeyi? Lüsiferyan sistem diyor. Papa'nın şeyine göre. We'll now have an invocation by Iris Fontana from the Satanic Temple. You may either remain standing or be seated. No one's required to participate. Please come forward. Hello everyone. Thank you for having me. Let us stand now, unbowed and unfettered by arcane doctrines born of fearful minds in darkened times. Let us embrace the Luciferian impulse to eat of the tree of knowledge and dissipate our blissful and comforting delusions of old. Let us demand that individuals be judged for their concrete actions, not their fealty to arbitrary social norms and illusory categorizations. Let us reason our solutions with agnosticism in all things, holding fast only to that which is demonstrably true. Let us stand firm against any and all arbitrary authority that threatens the personal sovereignty of all or one. That which will not bend must break, and that which can be destroyed by truth should never be spared its demise. It is done. Hail Satan. Thank you. Kesinlikle mümkün görmüyorum. Görmüyorsunuz. Trump istese de bunu yapabilecek altyapısı yok Amerika'da. Zaten kendi davasından kurtulamıyor. Yani Rusya'ya yönelik komisyon kuruldu ve savcı peşinde. Adalet Bakanlığı görevden aldı, yine de kurtulamayacak. Ne kendini kurtarabilir ne de FETÖ'yü o savcıların elinden alıp Türkiye'ye iade edebilir. Amerika'daki siyasal altyapı ve atmosfer buna müsait değil. İkincisi FETÖ Amerika'da Trump ekibinin yani hükümetteki ekibin adamı değil, karşı taraftakilerin adamı. Yargıda daha güçlü onlar. FETÖ'yü kim organize etti? FETÖ kendi mi kurdu bu teşkilatı, bu kas sistemini? Roma Devlet Nizamı gibi bir dünyadaki birçok güçlü devletlerden daha güçlü bir örgütsel altyapısı var. Dolayısıyla şimdi burada Amerika ne oldu da arka arkaya Türkiye zeytin dalı uzatıyor. Ya da bir parmak bal uzatıyor. Şimdi Amerika'nın Trump'ın doktrini neydi? Yeniden Büyük Amerika. Peki yeniden Büyük Amerika'da Orta Doğu'da ne istiyor? Ve Türkiye bunun neresinde duruyor şu an? Dolayısıyla burada ana konu ne? PKK. 3 tane liderini teslim edeceğiz dedi. Burada genelde yorumcularımız bunun İran'a yakın. Biraz önce Sayın Büyükelçim de öyle söyledi. Evet doğru ama burada başka bir şey daha var. Şimdi rahmetli Ecevit Özalan'ı bize niye iade ettiklerini anlamadım. Anlamadık demişti. Ben de onu söyleyeyim. Şimdi bunlar Roma'nın aklının devamı, özellikle Trump ekibi, Büyük İskender Aristo'ya mektup yazıyor. Diyor ki, aldığımız topraklardaki önde gelen liderleri ne yapalım? Soru soruyor, bir öldürelim mi? İki sürgüne mi gönderelim? Üç hapse mi attıralım? Cevap geliyor, öldürürsen şey büyür, yani düşmanlık. Sürgüne gönderirsen organize olur, geri gelirler. Hapse atarsan kin büyür diyor. Bir motivasyon kaynağı olur anlamında. Eğer Öcalan hapiste olmasa bugün başka bir şey olacaktı. Şu an yanan bir ateş olarak da tüm gençliği onun etrafında kurguluyorlar. Her tarafta onun posterleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teslim almasa ve o zaman da şöyle bir şey var. Amerikalılar burada önemli bir şeyden aldığım bilgiye göre bizim bir devlet büyüğümüz PKK'nın önünde gelen hapiste olan birine soruyor. Görevli. Niye verdi bize sizce Amerikalılar diyor. O zaman bizimle toplantı yaptılar Amerikalılar diyor. Demişler ki
Biz koruyamayız artık Suriye'den çıkınca. Avrupa'ya gidemez, Amerika'ya gidemez. Yani Batı'ya gidemez. Afrika'da filan bir ülkede de Türkiye'nin elinden onu alamayız. En fazla bir ya da iki sene yaşar. Hayatını garanti etmek için bunu Türkiye'ye planlamışlar. Şimdi bu liderleri Türkiye'ye vermek istediğinde bakın şu terör lider, terör elebaşlarını PKK'yı yeniden bir motivasyon kaynağı yani yeniden bir... Amerika bir ödül beklemeden şartsız bugüne kadar ne vermiştir dünyaya evet. Kime? İşte burada beklediği bir şey var. Evet bunlar İran'a yakın ama sosyolojik etkisini de bunun PKK'nın kendisi Suriye'de bir yapılanmaya giderken yine okları Türkiye'nin üstüne motivasyon koyuna yapacağını bunu hesaplamışlardır. Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız bugün bir açıklama yaptı. Kaşıkçı olayının uluslararası arenaya taşınmasının zamanı geldi dedi. Ve FETÖ açıklaması onun üzerine geldi. Dolayısıyla, siz de bağlantılandırıyorsunuz yani. Tabii. Hemen arkasından geldi. Yani Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Aradan birkaç saat geçti bu açıklama geldi. Şimdi, yani bu iddiayı NBC televizyonuna sızdırmışlardır gibi anlıyorum ben. Evet aynen öyle. Şimdi burada yine bir açıklama daha geldi. Reuters Haber Ajansı'na göre Amerika 17 Suudi'ye yaptırım yapacak. Bunlardan biri de başkonsolos. Evet. Şimdi bu tip haberler geliyor. Burada ana şey Macron, Merkel, Putin, Erdoğan. Türkiye'de bir poz verdiler. Dolayısıyla bu Avrupa arkasından Macron'un Avrupa ordusu gündeme geldi. Trump her ne kadar fırça attı, hakaret etse de Avrupa ordusunun arkasında Merkel de açıklama yaptı. Ciddi bir ordu kurmanın zamanı müşbet gelmiştir. Bakıyorlar. Böyle bir ordu kurulursa Amerika ne yapar? NATO ne olacak? NATO ne olur? Böyle bir orduya Çin katılır mı? Ben katılacağını düşünüyorum Çin'in. Avrupa ordusuna. Evet, evet tabii zamanla. Nedeni de biraz sonra biz şu anki konuyu ilgili alırlarsa ilgilendiği... tabii değil mi? He? Alırlarsa. Bu Avrupa'da 300 yıldır var. Amerika'da da var. Dolayısıyla devletlerde bakanlık koltuğuna oturan karar mekanizmaları alanlar onu o bakanlıkta mı alıyor bu kararları yoksa ait olduğu başka ezoterik yapılar mı var? Etnik ve siyasi kimliğinden. Çünkü bakın dünya kurulalı beri insanların 3000 yıllık, 2000 yıllık, 1000 yıllık dini cemaatler var, örgütler var. Ayrıca kendi dünya kurulalı beri kesintisiz devam eden ideolojik yapılar var. Değişmiyor bunlar. Ve bugün dünyadaki %1'likler neye inanıyor? Şimdi şirketler de öyle. Ya şirkette bir şey mi var? Şirketi yöneten kim? Mesela emperyalizm diyor. Emperyalizm belli. %1'lik kısmı ne derse o olur. Sistem diyor onu kapatıyor. Bakın emperyalist diye genelde benim gördüğüm, kusura bakmasınlar, üstünü kapatıyorlar olayın. Dolayısıyla burada bir tarif etmek lazım. Şimdi İsrail'de toprağı alan kim? İlk. Bağışı yapan kim? 125 bin dönüm gidip toprağı alan, bağış yapan İngiltere'de Rothschild. Evet. Şu an İngiltere'ye baktığımızda kraliçe bir tarafta, buna bir tarafta. Bu artık tüm dünyada konuşuluyor. Ciddi anlamda bir güç mücadelesi var. İngiltere Brexit'e geri mi dönecek? Yoksa İngiltere yeniden bir güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu hayalinde mi gidecek? İngiltere Çin'le beraber Avrupa ordusuna mı katılacak? Yoksa Trump ekibiyle beraber gidecek mi? Şimdi Birinci Dünya Savaşı başladığında İngiliz Kralı 5. George, Rusya Çar 2. Nikolay, Alman Kralı 2. Wilhelm kuzendir bunlar. Victoria'nın torunları. Sonuçta Birinci Dünya Savaşı neye vesile oldu? Krallıklar yıkıldı. Osmanlı, imparatorluklar yıkıldı. Arkasından milliyetçilik geldi. Şimdi mikro milliyetçilik, yani daha etnik gruplara. Bakın Irak bölündü, Suriye bölündü. Bundan sonra ne gelecek? İçi boşaltılmış, resmen var, fiilen fonksiyonsuz ulus devletlere gidiyoruz. Bu süreci yöneten bir akıl var mı yok mu? Ya da bu sonuçtan bunu çıkartan bir akıl var mı yok mu? Bunu bir açar mısınız? Şöyle anlatayım. Şimdi burada şu sandalye bizim oturma şeklimizi belirliyor. Yani bas olsaydı farklı oturacaktık. Teknoloji de sosyolojiyi belirliyor şu an. Yani bir sosyal medya çıktı fikri değil mi? Şu an tüm dünyada artık dinler arası diyalog benzeri herkes herkese iletişimde. Peki bu sosyal medyayı ortaya çıkartan fikrin sahibi nasıl bir sosyolojik değişime vesile olacağını biliyor bunu. Bu kendiliğinden çıkan bir şey değil. Yani
Atom bombasını yapan kişi bombayı attığında ne olacağını biliyor. Orada bir güzellik olmayacak. İşte teknoloji... Ama atomu üreten kişi bunun böyle bir şey için kullanılacağını bilmiyor. O işin hikaye kısmı. Fark etmiyor. Onun üstünde ek akıl. Mesela atom bombasını muhtemelen Amerika Başkanı direndiği için Truman geldi. Geri gelmez de 82 günlük başkan. Atoma dönmeyelim. Yani sosyal medyayı icat eden kişi gerçekten onun sosyolojik etkilerini, ya siyasi bakın, etkilerini düşünmüş. Buradaki finansörler var. Finansörler. Paranın sahipleri var. Hiç görünmüyor. Ortada yok. Önde görünenler. Sinek öldürmek için şey yapmıyorlar. Herhalde. Yani şimdi bilim adamı bir şeyi... Şimdi Einstein diye değil yani. Değil, evet. Şimdi bilim adamı kalkıp da bir şeyi öldürmek için faaliyet çalışmaz. Ama FETÖ'nün de bilim adamı var. Ve bir ezoterik örgüt üyesi. Değil mi? Doğru. Dolayısıyla o ne yaptığını bilmez ama onun üstündeki bilir ona ne yaptırdığını. Dolayısıyla bu ezoterik mekanizma son 300 yıldır Avrupa'nın tepesi, hatta 1492'den beri başka bir şey var Avrupa'da. Bizim tartışmalarımız devletler üstünden gidiyoruz. Peki bu devletlerdeki insanlar ki mesela geçenlerde bir haber düştü. Mussolini İngiliz istihbaratına çalışmış 1917'lerde, 20'lerde. Şimdi bunu biz söylemiyoruz. İngiltere'de bir çıkmış, anılarını yazmış. Mussolini'ye ne kadar para verildiğini. Hitler'e baktığınızda arkasında başka bir örgüt var Hitler'in. Yani biz dolayısıyla Avrupa'da kim kimleri üstünde çalışmamız lazım. Kim bu insanlar? Yani mesela Bismarck Almanya'yı kurdu değil mi? Bismarck da bir ezoterik örgütü üye. Cermenli üzerinden kurdu. Bu neye evrildi Almanya'da? Üstün ırk evrildi. Öjenik. Üstün ırk fikrinin sahibi kim? Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta şu, dünya başka bir yere gidiyor. Ulus devletler borçlu. Ciddi anlamda borçlu. Kime borçlu? Mesela bir dünya savaşı kaynak için yapıldı. Bu kaynağı devletler kendi milli kasasına mı doldurdu? Hangi şirketler aldı bu kaynağı? Devletlerden çok şirketler aldı. Ve şu an borçlu olan devletler de bu şirketlere borçlu. Dünyadaki yapılanmada bakın, devletler var, resmi. Devletlerin içinde ve üstünde başka bir yapılanma daha var. Ortaklaşa gidiyor. Dünya genelinde bu. Dolayısıyla Silikon Vadisi'ndeki yatırımların arka planındaki finansörler kim? Amerikan Merkez Bankası'nın sahipleri kim? İngiltere'deki Merkez Bankası. Dünya genelindeki bu mekanizma ne? Bu insanların 21. yüzyılın tasarımı ne? Bunu anlamadan nereye gittiğimiz anlama yansımış yok. Hocam, ben anlatacağım şimdi. Soruları doğru sormak lazım. O açıdan değil. Bu şeyden başlayın ne olur. Hitler'in arkasındaki adamı merak ettim. Kim? Şimdi bu İstanbul'da kurulan bir Tule örgütü var. Yetişmesine vesile olan. Bu metafizik. Evet. Şimdi ayrı bir şey. Hitler'in mesela... Ben de Bismarck'ın arkasındaki evet. Merak ettim. Şimdi onu buralarda girdiğimizde başka bir şeye vesile oluyoruz. Ben Twitter'da bunları yazdım. Merak eden girer bakar. Ve kaynak vererek yazdım. Dolayısıyla Batı'da... Şeye benzeri kitaplarımda... Mesela hayır. Bunları anlatın diye çağırdık. Mesela şimdi tamam anlatın da... Twitter bakça şimdi ya hoca sen de yani. Twitter olmayanlar da var yani. Kabalacıdır bunlar. Aynı örgüt. Bak FETÖ da gidip oraya dayanıyor. Ama bizim bildiğimiz anlamda kabala değil. Daha başka bir yapı. Papa'nın son bir yılda söylediği iki tane önemli söz var bana göre. Aynı şeyi söyledi. Bu papa, 2,5 milyon Hristiyan'ın başındaki adam. Dedi ki şeytan yaşıyor, ismi cismi var dedi. Dolayısıyla burada Lüsiferyen bir sistem var. Alaska'da, şimdi buraya girdiğimizde konu dağılıyor da. Ama söyleyeyim, gelmesin. Hayır bakın, söyleyin ya, Alaska, bak Lüsiferyen sistemi çözmeden mümkün değil. Papa bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Alaska'da, Amerika'da yani eyalet... Yani Alaska'da mı yaşıyor? Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Sizin söylemeniz bizim için daha inandırıcı, papaya inanmam. Yani buyurun o yüzden. Şimdi Alaska'da eyalet meclisi şeytana dua ederek açıldı. Hadi biz nasıl yani? Evet. Bu Google'a girin bakın. Ben giriyorum şimdi. Hemen girin Alaska'da bakın. Alaska'da eyalet meclisi şeytana dua ederek açıldı. 2015'te Detroit 3 metrelik bir şeytan heykeli yapıldı. 30 Ağustos'ta da yani Ağustos'un sonunda da Amerika'da Arkansas'ta galiba eyalet meclisi karşısında bir şeytan heykeli dikildi. Batı'da başka şeyler oluyor. Biz burada bunları konuşmuyoruz Satanizme ama... Satanizme mi bağlıyorsunuz her şeyi? Lüsiferyan sistem diyor. Papa'nın şeyine Lüsiferyan göre. Sistem çizdemde ve bu dünya bir %2 paranın sahiplerinin aidiyetinden bahsediyorum. Arka planda. Yani çünkü 21. yüzyıl dijital uygarlık dönemi. Dünya tarihine bir format atıyorlar. Atma potansiyelleri de yüksek. Çünkü tüm dünyada bu teknolojiyi... Tüm dünyada ortak bir nesil yetişmesine vesile olacak. Bakın biz şimdi o eğitimle konuşuyoruz ama en büyük eğitim alanı sosyal medya. Buraya bizim gibi ülkeler, ulus devletler ya teknoloji gelişiyor falan diyorlar ama merkezi sistemde
çok planlı bir şekilde bunu eğitim alanı kullanıyor. Çok net görüyorum ben. Ve tüm dünya çocuklarında ortak bir nesil geliyor. Şimdi 2006 yılında Amerika'da yapılan bir araştırma var. Siz olayı Templiye Şövalyelerine, Roscrua'ya kadar indireceksiniz. Ya şimdi oraya kadar derken yok. Bakın şimdi ben şu dijital uygarlığı anlatırsam geçmişi daha iyi buyurun şey yapabilirim. Şimdi yeni bir nesil var. Bu nesil Birinci Dünya Savaşı'ndaki nesil gibi değil. Ülkem için savaşmam diyor. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda herkes aslanlar gibi eline silah alıp savaşıyordu. Bu neslin dönüşümü nasıl oldu? Amerika'da 2006 yılında yapılan bir araştırmada diyor ki, ülken için savaşır mısın? Hakikaten öyle olmuş. Evet. Ülken için ben hiç duymamıştım. Savaşır mısın? Japonya %11, İngiltere %27, Amerika'da %43, Almanya'da %18 ülkem için savaşırım diyenler. Almanya'da kaç dediniz? Hemen söyleyeyim, pardon. Almanya. Karıştırmayayım şeyi. %18. Şimdi bu büyük bir araştırma şirketinin yaptığı. Şimdi dünyada tek bir nesil geliyor. Bakın önümüzdeki 25 yılda Japonya'daki... Bir tane nesli mi geliyor? Ne geliyor? Ya şimdi adını öyle dediğin de başkan diyor seyircilerimiz de. Ben söylüyorum, siz söyleyin. Hiçbir ulus devlet neslini kontrol edemeyecek. Yok öyle milliyetçilik falan. 30 yıl sonra gelecek çocukları bir düşünün bakayım. Japon çocuğuyla Türk çocuğunun çok da farkı kalmayacak. Beslendiği kaynak aynı çünkü. Justin'le bir İstanbul'a geldiğinde Cumhurbaşkanı gelmiş gibi yollar kilitlendi Türkiye'de. Bu Justin'le bir nereye gider söyle. Selena Gomez, Justin'le bir Lady Gaga bakın. Dünya genelinde oynayan ve sürece baktığımızda Twitter paylaşımlarına bakıyorsunuz. Bu kişilerin ortak sembolleri paylaşıyorlar. Ya tamam biri yapar, iki yapar, üçüncü de dördüncüsü niye yapıyor? Aynı sembollerle hareket ediyor. Burada ben bir akıl görüyorum. Dolayısıyla bakın imparatorluk gitti. Ulus devlet geldi. Şimdi mikro devletlere gidiyor. Ve şu anda da yeni çıkan bir teknoloji, geçen söylemiştim, blockchain. Ulus devletlerin fonksiyonlarını elinden alma potansiyeli çok yüksek ve büyük ihtimalle de alabilir.